Osmanlılar da dahil bütün Müslüman devletler Hicri tarih kullanmışlardır. Hicri tarih Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye teşrifleri birinci yıl olmak üzere ve Muharrem ayında Temmuz'da bu teşrif vaki olmuştur ama eski Arap ananesinde sene Muharrem ayında başladığı için yine onu yılbaşı kabul etmişlerdir. Ondan itibaren bu da hicretin 17. senesinde kabul edilmiştir. Hı hı. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında. Fakat Osmanlılar da bu takvimi kullanmakla beraber bunun vergi tahsili bakımından mahsurlu olduğu, bilhassa zirai vergiler itibariyle mahsurlu olduğu görülmüş senede. 1295'te daha evvel de böyle teşebbüsler var ama senenin mevsimler güneşe göre teşekkül ettiğine göre mevsimlere bağlı olarak senenin muayyen günlerinde vergi tahsili için seneyi güneşin bir devri demek olan 365 gün alıp başlangıcı hicret almak üzere bir takvim yapmayı düşündüler. Buna Rumi dendi. Bunun sebebi Anadolu bir İslam'ın zuhurunda Bizans'ın elindeydi. Anadolu ve zuhur. Suriye havalisi. Araplar buraya Bilad-ı Rum dediler. Rumların memleketi. Yahut Memaliki Rum dediler. Buradan bir anane olarak bize de geçti. Diyar-ı Rum. Ve bütün bizim bütün kaynaklarımızda mesela Anadolu Selçuklu Devleti Rum Selçuklu Devleti diye geçer. Bu Romalı manasındadır. Roma kelimesinin muharrefidir. Lakin bizim milletimiz Yunanların bir açık gözlük yaparak Bizans'ı Grek gibi göstermelerinden dolayı bunun tesiri altında kalarak Galat olarak Bizans'ı Grekmiş gibi Yunanmış gibi düşünerek biz Yunanlılara Rum der olmuşuzdur. Ama bu karışıklığa rağmen halbuki Bizans'ta 9 hanedan vardır. Bunlardan biri de Arap asıllıdır. Son hanedan Yunan asıllıdır ve Bizans'ta son 500 senesi 1500 senelik Bizans'ın son 500 senesinde Rumca yani Grekçe resmi dil olmuştur. Ondan evvel Latince'di. Peki. Böyle olduğu halde onlar kendi kültürlerini ağır basmasıyla Bizans'ı kendilerine mal ediyorlar. Bu bize de intikal etmiş Yunanlara Rum demişiz. Ama bunu derken öbür tarafta da Araplardan gelen o ananeyle birçok şeyi Romalı manasına mesela Diyar-ı Rum Anadolu'yu ifade eder. Rum Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti demektir. Şu Arai Rum, Anadolu şairleri demektir. Selahaddin-i Rum, Anadolu Sultanları, Selçuklu ve Osmanlı Sultanları, Selahaddin-i Rum. Bu şekilde bir anlayışla devam etmiş. Bunun tipik misali herkes bilir. Mevlana, Celaleddin-i Rumi. Bu Rumi, Rumlukla alakası yok. Ne Romalılıkla ne Yunanlıkla. Anadolu'lu Celaleddin demektir. Peki. Demek oluyor ki bu Rumi tarih senenin başlangıcını, takvimin başlangıcını hicret alıyor. Ama ayın hareketi 354 günde tamamlandığı halde, çünkü hicri takvim aynı zamanda kameri takvimdir. Güneşin aylarını esas alarak seneyi 365 gün kabul ederseniz, İşte bu takvime Rumi takvim deniyor. Peki. Son zamana kadar hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında da miladi takvim alına kadar bu kullanılmıştır. Ama Osmanlı evrakında hem bu Rumi takvim buna aynı zamanda mali takvim de derler. Çünkü daha çok mali işlerde kullanılmıştır. Ama resmi evrakta Hicri de kullanmıştır, Rumi de kullanmıştır. Hatta Efrenci diyerek bugünkü miladi takvimi de kullanmıştır. Demek oluyor ki o zaman Rumi takvim kullanıldığından dolayı 31 Mart Rumi takvime göre bugünkü takvimde 13 Nisan'a tekabül ediyor.